Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdiki konuğumuz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilek Yazıcı. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Konumuz obezite. Aslında çağımızın en değil mi gitgide yaygınlaşan hastalıklarından biri. Öncelikle obezitenin tanımını sizden rica edelim. Obezite nedir? Bir hastalık mıdır? Obezite bir hastalık. Aslında çok uzun yıllar boyunca sadece bir kozmetik problem gibi algılandı. Ama 2013'ten itibaren ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra da dünyada şu anda 20 ülke obeziteyi kronik bir hastalık olarak kabul ediyor. Türkiye'de de bu şekilde kabul ediliyor. Tanımı şöyle, vücuttaki yağ oranının fazla olması. Yani yaklaşık bir insanın vücudunda %20-25 kadar yağ varsa, bu yağ hücrelerinin yağ oranının fazla olması olarak tanımlanıyor obezite ve bundan kaynaklanan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Peki hocam, birine obez diyebilmemiz için tanıyı nasıl koyarız? Buradaki ana kriterlerimiz neler? Aslında çok kolay kullanılabilecek bir ölçüt olmalı ki siz o hastalık olarak tanımlayabilin. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir ölçüt var. Bu vücudun kilogram olarak cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyun karesi bölünmesiyle oluşan bir ölçüt, bir değer aslında. Eğer bu değer 30'un üzerindeyse bu kişiyi biz obeziteli olarak tanımlıyoruz. 25 ila 30 arasındaysa da fazla kilolu olarak tanımlıyoruz. 25'e kadar normal. Evet. Hocam bir de genel olarak bir boy ve göbek çevresine göre genel bir değerlendirme yapılırdı kısaca herkesin kendisini değerlendirebilmesi için. Onunla ilgili bir birimimiz var mıdır? Kısaca onunla ilgili bir örnek verebilir miyiz? Yani tabii mesela deriz ya 1.80 boy işte bel çevresi 90'sa İşte artık sınırdadır falan gibi. Diyebiliriz. Aslında bir de bel çevresi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bel çevresi direkt olarak karın içerisindeki yağları, yani organların etrafındaki yağlanmayı gösteriyor. O da özellikle kardiyovasküler hastalıklar için daha yüksek riski belirliyor. Dolayısıyla işte 90'ın üzerindeyse kadınlarda bu Türkiye verileri, erkeklerde de 100'ün üzerindeyse bu değer, 100 santimin üzerindeyse obez olarak kabul edebiliriz. Ortalama boy ölçülerinde düşünürsek. Ortalama işte 1.70, 1.80. Kadınlarda 90, erkeklerde 100. 100 santimin üzerindeyse eğer bel çevresi obez olarak kabul edebiliyoruz. Veya bu sınırlara doğru yaklaşıyorsak obeziteye doğru gidiyoruz demektir. Dikkat edin. Fazla kiloluyuz. Önlem almamız hemen lazım. Hemen acil önlem almamız gerekir. Evet hocam. Peki obezitenin insan sağlığına olan zararları nelerdir? Şimdi obezite kronik bir hastalık dedik ve bunun birçok komplikasyonu var. En önemli komplikasyonu metabolik komplikasyonlar. Neler var bunun içinde? Şeker hastalığı çok önemli. Tansiyon yüksekliği, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, bunlarla bağlı gelişen yağlı karaciğer hastalığı ve yine bunlarla ilişkili olarak kalp damar hastalıklarının artmış olması ki obezitedeki ölüm nedeni, başlıca ölüm nedeni kalp damar hastalıklarından oluyor. Onun dışında işte safra kesesi taşları olabilir, depresyon çok fazla görülebiliyor, eklem problemleri çok fazla görülebiliyor obez bireylerde. Onun dışında bir takım kanser türlerini görebiliyoruz maalesef. Ve işte kısırlığa giden komplikasyonlar, işte solunum problemleri, astım görebiliyoruz. Uyku apnesi denilen, geceleri uykunun durmasıyla görülen bir sendrom görebiliyoruz. Dolayısıyla gerçekten de çok fazla komplikasyonu var obezite hastalığının. Şimdi tabii son zamanlarda obezite çok fazla konuşuldu. Çünkü obezite arttıkça bundan kurtulmak için işte cerrahi gidişler de var. Tasvip edilmeyen noktalar da var, yapılması gereken kısımlar da var. Bu kadar çok konuşuluyor. Peki obezitenin dünyadaki ve bizim ülkemizdeki durumu ne? Tehlike sinyalleri çoktan çalmaya başladı mı? Öyle aslında. Bu konuda biraz bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 1975'ten 2016'ya kadar obezite sıklığı 3 kat kadar artmış. Ve tüm dünyaya bakacak olursanız bu 2016 verileri %12-13'lerde yani yaklaşık 650 milyon kişi dünyada obez. Ve gitgide obeze doğru bir artış. Bunun dışında da yaklaşık 2 milyon insan da fazla kilolu. Dolayısıyla bunların da obez olma olasılığı yüksek. Türkiye'de maalesef çok dünyadan geri kalır durumda değil. Hatta maalesef Avrupa'daki en obezite oranı en yüksek olan ülke Türkiye. Öyle mi? Evet.
Ve Türkiye'deki orana bakacak olursak da işte %32'ler gibi bildiriliyor. Ve işte erişkin nüfusun %32'si yani 3'te 1'i. Her 10 kişiden 3'ü. Aynen öyle, 3'te 1'i. Yani 60 milyon kadar bir erişkin nüfusumuz varsa 20 milyon obezite kişi var Türkiye'de. Çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla çok yüksek bir rakam gerçekten de. Peki hocam bu obezite neden bu kadar arttı? Temelinde ne yatıyor? Tabii en önemli sebep aslında enerji dengesizliği. Bunun sebebi ne? Beslenme alışkanlıklarımızın kötü olması, sağlıksız beslenmemiz. Bir yanda da besinleri yakamamamız. Yani egzersiz, hareketlerimizin çok kısıtlı olması. Neden bu? Artık hani maalesef ki çağın getirdiği bir şey bu. Çok uzun saatler çalışıyoruz, bilgisayar karşısındayız, hiç hareket etmiyoruz, yorgunuz, egzersiz yapacak zamanımız yok. Yemek hazır bir şekilde telefon ediliyor, dışarıdan fast food geliyor. İşte bunların içeriği çok, işte yağ oranı çok fazla, şeker oranı çok fazla. Çok kolay tüketilebiliyor bunlar ve çok ucuza nispeten diğer gıdalara göre bulunabiliyor. Ve bu şekilde de obezitenin aslında en önemli nedeni... Bu sağlıksız şeyler neden lezzetli oluyor hocam? Aslında bu gıda endüstrisinin çok önemli sorunlarından biri. Yani gerçekten çok albenili de oluyor bunlar. Evet, hem işte duyulara çok hitap ediyor, görsel olarak çok güzel oluyor. İçerik olarak da karbonhidrat yediğiniz zaman mutlu olabiliyorsunuz gerçekten de. Oluyorsunuz hatta. Tabii. Dolayısıyla aslında belki yapılması gerekenlerden, en önemli şeylerden biri, gıda endüstrisinin yapacağı şeylerden biri, daha sağlıklı gıdaların daha albenili hale getirilmesi, daha lezzetli hale getirilmesi. Bunun üzerine de çalışıyorlar aslında. Esasında şimdi çocuklarda da bu obezite hastalığına çok sık rastlıyoruz. Özellikle çocuklarda görülmesi sıklığını değerlendirecek olursanız neler söylersiniz erişkinlerde görüldüğü gibi? Çünkü çocuklukta yediğimiz, içtiğimiz bir alışkanlığa dönüşüyor ve ileri yaş için daha da tehlikeli bir hale geliyor. Ve ben gözlemliyorum yeni nesil hep yaşının üstü, işte iri, çok daha iri çocuklara rastlıyoruz. Bunun nedenleri nedir? Sizin yorumunuz nedir? Şimdi ne sıklığa bakacak olursak %10 kadar çocuk yaşındakilerde oran, obezite oranı, %15 kadar da fazla kilolu oranı. Tabii aslında obeziteyle mücadeledeki en önemli unsur aslında çocukluk obezitesini engellemek. Çünkü tabii, çocukluk yaşında insanın beslenme alışkanlığı oturuyor. Dolayısıyla burada sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza öğretebilirsek, ki burada aileye, işte anneye çok önemli tabii rol düşüyor. Okul çevresine çok önemli rol düşüyor ki hani bununla ilgili bir takım çalışmalar da var aslında. İşte kantinlerde artık sağlıksız yiyecekler satılmıyor. Medyaya çok önemli rol düşüyor. Yani biliyorsunuz reklamlarda bütün bu biraz önce bahsettiğimiz albenili dediğimiz gıdaların reklamı yapılıyor. Tabii. Dolayısıyla hani bütün bunlar çocukluk obezitesini etkileyen faktörler. Bunu biz engelleyebilirsek, yani beslenme alışkanlıklarımızı çocukluk çağından itibaren düzeltebilirsek ileriye de bu gidebiliyor. Onun dışında tabii şey de var, egzersiz alışkanlıkları da var. Şimdi tabii biliyorsunuz yani etrafında çocuk olan herkes görüyor ki her çocuğun elinde bir işte bilgisayar vesaire, hiç hareket yok. Televizyon karşısında uzun zamanlar geçiriyorlar. Bizim bunları değiştirmemiz lazım. Çocukların daha hareketli hale gelmelerini sağlayabilmemiz lazım ki ileriki nesillerde de bu egzersiz yapma isteğini, alışkanlığını içselleştirsinler ve hani devam ettirsinler. Tabii teknoloji gelişti, her şey çok güzel, çok modern, güzel, şahane binalarda oturuyoruz ama o mahalledeki çocukların bir araya gelip oynadığı zaman kesinlikle harcadıkları enerjiyi çocuklar o apartman dairelerinde, o lüks sitelerde maalesef gösteremiyorlar. Herkes daha evine kapalı, elinde telefonu. Bu şekilde bir hayat geçiriyor ve sonuç olarak da çocukluktan itibaren bir aşırı kilo söz konusu ki aşırı enerji harcayamamakla alakalıdır. Aynen. Çoğu diye evet. Peki hocam, hani genellikle bu sağlıklı bir beslenmemiz var. Obeziteye gitmemek için bu beslenmemizi değiştirmemiz gerekiyor veya zayıflamamız gerekiyor diyelim. Neden
zayıflamakta biz bu kadar zorlanıyoruz? Ya da ben de hep öyle söylerdim, söylüyorum da hala, irade meselesi diyorum. Hmm. Hala söylüyor musun sorunumuzdan? Yok, başladığımızdan buranın ciddi kilo verdi evet. O yüzden. Yok yok o konuda. Tabii bir başlangıçta bir şeye karar vermek ve yapmak aslında. Veya biz de belki toplumda şunu görüyorum. Hani pazartesi sendromunun bir de zayıflamadaki versiyonu evet. Var. Pazartesi başlayacağım. Bir de biz hep başlarken her şeyi birden kesip atıyoruz. Tabii. Yani ekmek sıfır, tuz yemeyeceğim, et yemeyeceğim. Öyle bir de dünya olmuyor. Haliyle fazlası gelince de tıkanlıyor. Evet hep bunu konuşuyoruz haftalardır ama ben küçük küçük başlayarak karbonhidratı keserek güzel bir yola girdiğimi düşünüyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? İrade midir? Neden zayıflayamıyoruz? Bir formülü var mı? Aslında tabii obezite bir hastalık diyoruz. Yani evet, sadece evet. İrade meselesi değil. Burada hormonlar iş devreye giriyor. Beyinden salgılanan hormonlar özellikle. Yani tabii, iştah merkezlerinin... Hocam, biz bunları konuşurken ben obez değilim. Yani biraz kilomu kontrol almak için. Hiç kimse obez değil şu ben an. De, tabii, ben de o zaman iradeyle biraz bir şeyler yapılabilir. Ama sadece evet. Obezite varsa irade değil. Çünkü artık etkilenen tabii sizin bir metabolizma, bir hastalık veya evet, yandaki bir hastalıktan dolayı da obezite olabilir değil mi hocam? Tabii. Yani evet. Yani o hem obezitenin neden olduğu hastalıklar var hem de o hastalıklar nedeniyle de obezite ilerlemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla aslında tabii ki diyet yapıyorum adı altında yapmak belki çok doğru değil ilk baştan. Bir beslenme alışkanlığını değiştirme kesinlikle. Çok önemli. Tabii. Yani sağlıklı beslenmeyi hayatınıza oturtmak lazım. Yaşam tarzı haline. Aynen. Yani yoksa birçok diyet var biliyorsunuz. Çok popüler diyetler var. İşte evet. 10 günde 5 kilo verdiren vesaire. Hani bunları yapmak da çok doğru değil aslında. Süper yani bu. Bunlar çok hızlı kilo kaybı sağlıyor belki ama ondan sonra aynı şekilde geri alıyorsunuz. Belki daha bile fazlası. Tabii. İşte bu yo-yo dediğimiz aynen. Mekanizma bu. Verdiğiniz zaman daha sonra alıyorsunuz. Ki vücut bunun da şöyle bir mekanizması var. Siz kilo verdiğiniz zaman o hormonlar hemen devreye giriyor. Beyindeki hormonlar. Diyorlar ki sen kilo kaybettin şu anda çok stresli bir durumdasın. O yüzden kilonu geri almak zorundasın ve iştahı arttırıyor. Dolayısıyla gerçekten de irade tek başına yeterli değil. Çok zor. Biz genellikle yaklaşımda bir multidisipliner yaklaşımı benimsiyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece hekim değil. Mutlaka bir beslenme uzmanı, diyetisyen, bir egzersiz uzmanı görmek zorunda ama bunun yanında mutlaka bir psikolojik destek de almak durumunda hastalar. Çünkü o psikolojik destek bazı kişilerde özellikle sebeple ilişkili, o beslenin altında yatan bir psikolojik neden de varsa çok fayda ediyor. Motivasyon çok önemli. Dolayısıyla tabii bunların hepsinden daha da önemlisi hastanın düzenli takip edilmesi. Siz ona başladığınız zaman, işte diyetinize pazartesi günü başladınız, ertesi pazartesi sizi birinin görmesi gerekiyor. İşte bir hafta içerisinde şu kadar kilo verdin, işte bundan sonra ya da vermedin, neden vermedin, işte bunu şu şekilde değiştirmemiz gerektiği. Ve gerekirse işte hekim takip ediyorsa, o hayat tarzı değişikliği yetmediği zamanda işte bir ilaçla devreye girilebiliyor. Ki bu ilaçlar da idame konusunda çok fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla kilo vermek tek başına zaten yetmiyor. Sadece bir irade sorunu değil. Ama kilo verdikten sonra o kilonun idame edilmesi de çok önemli. Burada da çok sıkı bir takip lazım. Evet aslında. Değil mi? O da aslında böyle bir ekip işi. Kesinlikle olması öyle. Gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Bir de belki hani şu ameliyat olma işi biraz bence amacından saptı diye düşünüyorum. Özellikle de göz önündeki insanların da yaptırdığı ameliyatlar ve operasyonlar var. Belki obez olmadan, hakikaten doğru. ihtiyacı olmadan biraz kilosu olan da ameliyat oluyor ve daha sonradan bir bakıyoruz ki incecik bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu ne oluyor? İnsanlar üzerinde şöyle bir etki bırakıyor. Aa ben de işte yiyeyim, iyice şişmanlayayım, ben de obez olayım ya da o noktaya doğru gideyim. Sonra ameliyat olayım. Bak ameliyattan sonrası zaten çok kolay. Ben bunu çevremde çok tanık oluyorum, çok duyuyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bunun bir şekilde önüne geçmek gerekmiyor mu? Çünkü biraz gerçekten bu iş amacı dışında yapılmaya başlandı gibi hissediyorum ben. Yani gerekli gereksiz herkesin bir obez ameliyatı olması ne kadar doğru?
dediğiniz çok doğru. Obezite ameliyatları çok artmış durumda. Şimdi ameliyatta mevcut da sağlıklı olan bir organı aslında ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla normal fizyolojiye aslında aykırı bir şey. Ve bu ameliyatların şu anda en sık yapılan iki tür ameliyat var. Birincisi işte tüp mide, diğerisi de gastrik bypass dediğimiz. Çok önemli komplikasyonları olabiliyor. Çok ciddi işte gıda eksikliğine, işte belli vitamin minerallerin eksikliğine bağlı gördüğümüz kemik erimesine kadar gidebilen, işte depresyonun artmasına, bir takım bağımlılık ların ortaya çıkmasına, alkol bağımlılığı gibi kadar süren bir takım komplikasyonları var. Dolayısıyla ameliyata göndereceğimiz hastayı seçerken çok doğru bir seçim yapmamız lazım. Aslında önerilen şu, işte hastanın belli vücut kitle endeksi şeyleri var, oranları var ameliyata göndermeden önce. Yani ciddi bir obezitesi olması lazım ve obeziteye bağlı ciddi komplikasyonları olması lazım. Mesela şekeri çok kontrolsüz olan bir hasta, o hasta hani çok çok ciddi bir kilo fazlalığı olmasa bile, yani işte %40 vücut kitle endeksinin olmasın, o üzerinde olmasa bile kontrolsüz diyabette 35'in üzerindeki hastalar da ameliyat önerebiliyoruz. Yani ameliyatları ancak belli hastalara öneriyor olmak lazım ve belli merkezlerde yapılıyor olması lazım. Bu merkezlerde neden? Çünkü burada işte endokrinolog veya iç hastalıkları uzmanı değerlendiriyor hastayı, beslenme uzmanı değerlendiriyor, psikolog, psikiyatrist değerlendiriyor. Ondan sonra cerrahiye yolluyor. Bu hasta cerrahiye uygundur. Cerrahiden sonra da kilosunu idame ettirebilecek özellikleri olan bir hastadır diyebiliyor. Ve ortak bir kurullar var ve kurullardan onay çıkıyor. Genel olarak yapılan bu. Ama onun dışında kontrol edemediğimiz bazı merkezlerde ki yani işte ne bakanlık tarafından bunun denetimi olabiliyor, işte ne işte üniversiteler veya devlet hastaneleri tarafından ameliyatlar çok kolaylıkla yapılabiliyor. Hiç bu değerlendirmeler yapılmadan maalesef. Ve sonrasında da ciddi komplikasyonlarla bizim karşımıza gelebiliyor tabii hastalar. Aslında işin bu tarafını da görmek gerekiyor. Mutlaka, mutlaka. Yani çok kolay bir çözüm gibi gözüküyor ama aslında siz temelde bakacak olursanız ameliyat işi birazcık hızlandıran, birazcık kolaylaştıran bir durum. Ama siz beslenme alışkanlığınızı değiştirmediğiniz sürece istediğiniz kadar mideniz küçük olsun. Yani işte çikolatayı eritip yiyen hastalarımız var sonrasında. Dolayısıyla yani o mentaliteyi zaten edinmezseniz tabii sonrasında tekrar kilo alacaksınız. Veya tekrar işte şekeriniz bir miktar düzelme yaşadıysa yine tekrar şekeriniz yükselebilecek. Veya vücutta eksilen mineraller, vitaminler anlamında sürekli bir takviyeler, destekler almak, bunları takip etmek. Mutlaka. Değerleri ne durumda ona bakmak gibi kronikleşen bir hayat tarzı. Aynen öyle yani çok düzenli bir şekilde doktora gidiyor olmaları lazım ameliyat olan hastaların. Özellikle işte ilk 2 yılda belki her 3 ayda bir düzenli takiplere bütün değerlerinin ölçülüyor olması lazım ki sonrasında bir ameliyata bağlı bir komplikasyon yaşamasınlar. Ama buna rağmen bile biz ameliyat sonrası kilo almaları çok sık görebiliyoruz. Şeker hastalığında tekrar geri gelmeyi çok sık görebiliyoruz. Ve birçok gıda eksikliğine bağlı komplikasyon görebiliyoruz. Dolayısıyla çok düzenli bir takip yine de gerekiyor. O zaman böyle bir obezite cerrahine karar vermeden önce kapsamlı bir merkezde bir bu kadar güzel yetişmiş hocalarımız varken bunları bir danışıp onların önderliğinde yol gitmek en doğru şey olacaktır evet diye düşünüyorum. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Faydalı bilgiler için. Sağ olun.